Motorcu hikayelerinden merhaba arkadaşlar. Antalya'da puslu bir havamız var bugün. Bir şey olmaz. Bak şimdi taksici abime bak. Gel. Gel üstümden geç kanka. Neyse. Ulan taksici abi ya. Aklımdaki söyleyeceğim şeyleri de unutturdum bana. Şimdi geçen gün Facebook'ta videoları karıştırırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın otomobil sürüş ehliyeti ile ilgili bir videosunu gördüm. Hani bu videoda yapılması gerekenler veya yapılmaması gerekenler, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili, neler yaparsanız sınavda kalacağınızla ilgili bir video. Bunu YouTube'da kimse paylaşmamış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi de paylaşmamış. Öyle Facebook'ta birkaç kişi kendi arasında paylaştıkları bir video. Bunu izleteceğim size. Aynı zamanda YouTube'da da bir kaynak olsun bununla ilgili. Ki insanlar izlesinler. Hepinize iyi seyirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. İnşallah aynısını motosikletle ilgili de yaparlar. Onu da yayınlarız. Görüşmek üzere. Randevu sırası gelen kursiyerlerin sınav giriş belgesiyle birlikte özel kimlik belgelerini komisyona sunması ve bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra komisyon başkanı tarafından K belgesinin doldurularak imzalanmasıyla direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı başlar. Sınav esnasında dikkat edilecek durumlar iki bölümde değerlendirilmiştir. İlk bölümde kursiyerlerin emniyet kemerlerini takmaları, koltuk ayarlarını yapmaları, aracı çalıştırma ve hareket etme kurallarını bilmeleri, kontrollü ve sinyal vererek çıkış yapmaları, yoldan geçen diğer araçlara geçiş kolaylığı vermeleri, sınav esnasında aracı istem dışı stop ettirmemeleri, şerit izleme ve değiştirme, hız kurallarıyla öndeki aracı takip ve geçme kurallarına uymaları, kavşak yaklaşımlarında ve kavşaklardaki hareketleri sağa sola dönüşlerde kurallara ve işaretlere uymalarıyla sinyal vermeleri, eğimli yolda aracı durdurarak 30 saniye beklettikten sonra el freni kullanmadan ve aracı geriye kaçırmadan hareket ettirme becerisine sahip olmaları,
iki araç veya koniler arasına park etmeleri istendiğinde ise araçlar arasına bir hamlede girmeleri, araç veya koniler arasında en fazla iki hamlede kaldırıma paralel olarak ve 50 santimetreden fazla mesafe bırakmayarak park etmeleri, aracı geri viteste kullanma kurallarına uymaları değerlendirilecektir. Birinci bölümde yer alan maddelerden herhangi birini hatalı yapan sürücü adayı başarısız sayılır ve araçtan indirilir. İkinci bölümde ise geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş hakkı vermeleri, aracın ışık, ısıtma ve havalandırma sistemleriyle yakıt, yağ, şarj ve hararet göstergelerini ve anlamlarını bilmeleri, durma, duraklama, park etme ve indirme kurallarına uymaları değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu maddelerden iki tanesini veya aynı maddeyi iki defa hatalı yapan kursiyer başarısız sayılacaktır. Sınav bittikten sonra yönetmelikteki ek 3 ve ek 4 formuyla beraber diğer evraklar sınav yürütme komisyonuna eksiksiz olarak teslim edilecektir. Thank you.